Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Foreign Policy, Erdoğan'ın dış politikasını yazdı. Tutarlı ve başarılı. Türkiye'nin NATO hamleleriyle ilgili Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Türkiye aslında ne istiyor? Başlıklı yazıda NATO zirvesindeki politika kırbaçlarına rağmen Erdoğan dış politika hedeflerinde dikkate değer ölçüde tutarlı oldu ifadeleri kullanıldı. NATO zirvesi öncesi ve zirve sürecinde Türkiye'den gelen açıklamaların şaşırtıcı olduğunu belirten yazar, zikzaklara rağmen Erdoğan'ın görev süresinde dış politikada tutarlı ve başarılı adımları takip ettiğini yazdı. Gerçek şu ki, Erdoğan dönemi boyunca Türkiye 3 temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu. Stratejik bağımsızlık, güç ve refah. Erdoğan'ın hedeflerine ulaşmak için en iyi yolu izlediğini yazan dergi, Erdoğan yönetimindeki Türk dış politikasının 4 aşamasının ayrıntılarını çıkarın ve liderin Türkiye'yi nereye götürmek istediğini bildiği ortaya çıkıyor. Oraya ulaşmanın en iyi yolunu deniyor ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin bağımsızlığını tesis etme ve prestijini artırma arzusunda olduğunu belirten yazar, Ankara, Rusya'nın Ukrayna saldırısının Moskova ile ikili ilişkileri bozmasına izin vermedi dedi. Yazıda, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ikili ilişkisini sürdüğünü vurgu yapıldı ve şu değerlendirmeye de yer verildi. Bu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı müzakere etmesine olanak sağladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.